Sevgili dostlar, selamun aleyküm. Bugün cuma, mübarek Ramazan ayının ilk cuması hem de. Bu cuma günü Hazreti Ali'nin okuduğu korunma duası sizlerle paylaşacağım. Sıkıntı ve üzüntülerin bitmesi, rızkın artması için bu dua çok önemlidir. Evvela ilk olarak Hazreti Ali'den kötülükleri uzaklaştırmak ve sıkıntıları gidermek için kısa bir dua öğreneceğim. Ardından da çok güzel bir cuma duası yapacağım inşallah. Fakat duaya geçmeden önce sizlerden ricam, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir de yorumlara şöyle gönülden amin yazarsanız, hatta bir salavat, bir gül bırakırsanız çok güzel olur. Öncelikle ben Hazreti Ali'den öğretilen, nakledilen şu kısa duayı okuyayım makamlı bir şekilde. Ondan sonra ellerimizi açıp amin diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيتي الذين أنترتهم على علم على العالمين اللهم فذلل لسعوتها وهزنتها واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر القدير. Şimdi şöyle gönülden aminlerimiz olsun. Açın ellerinizi bu mübarek cuma gününde inşallah. Bu dua Hazreti Ali'nin okuduğu bir duadır. Onun tamamen Türkçeleşmiş metnidir arkadaşlar. Amin. Allah'ım, peygamberin ve onun ilim olarak alemlere üstün kıldığın ehli beytini aracı kılarak sana yöneliyorum. Allah'ım, zorlukları ve engelleri benim için kolaylaştır. Onun kötülüğünden beni koru. Hakikatte sen kuluna kifayet eden, belalardan rahatlığa götüren, herkese galip gelen, kötüleri kahreden, her şeye güç yetirensin. Amin. Şimdi beni, bizi Hazreti Ali Efendimizin koruma duasıyla koru ya Rabbi. Sıkıntı ve üzüntülerimizi gider ya Rabbi. Rızkımızı arttır ya Rabbi. Allah'ım, gizli, açık, bütün işleri gören ve bilen Yüce Allah'ım, işte bir kez daha huzurundayız. Senden af dileniyoruz. Allah'ım, sema senin kudretinle bina edilmiş. Yeryüzü senin izzetinle yayılıp dürülmüştür. Ay, güneş, arzu semavatı aydınlattıkları ışıklarını senin nurundan almışlardır. Ey her zaman temiz ruhları lütuflarıyla sevindiren, hayatını takva yamaçlarında sürdüren, gönül erlerinin korkularını izale eden, kullarının ihtiyaçlarını en münasip şekilde yerine getiren sultanlar sultanı. Ey Yusuf peygamberi kölelikten kurtaran ulular ulusu, sen öyle yüce bir sultansın ki dergahında kapıcı bulunmaz. Zaten senin bir kapıcıya ihtiyacın da yoktur Allah'ım. Sen bir vezire, bir yardımcıya da asla muhtaç değilsin. Senden başka bir ilah, senden başka bir Rab olmadığını ve senin el açıp yalvarılacak yegane ilah, mabut olduğunu bütün kainat türlü türlü lisanlarla fasılasız haykırıp durmaktadır. Ya Rabbi, hiç ayrılmadan senin dergahının önünde bekleyenler, ısrarla el açıp yalvaranlar, senden başka değil sadece lütuf ve ihsan görürler. Allah'ım, senin gücün her şeye yeter. Ne olur Habibin Hazreti Muhammed hürmetine, ehli beyti ashabı hürmetine bizleri de umduklarımıza nail eyle. Allah'ım, hamd sanadır, şükür sanadır. Ululuk tahtının sultanı sensin. Bereketi dilediğine verir, dilediğine de vermezsin. Allah'ım, bizi sen yarattın. Sığınağımızdır rahmetin. Bollukta da,
Darlıkta da en büyük ümidimizdir şefkatin, Allah'ım. Hatalarımız pek büyük. Çok da olsa hiç şüphesiz senin affın onlardan daha büyüktür. Allah'ım, isteğimizi, dileğimizi yerine getireceğin ümidindeyiz. Şu perişan halimize, yaptıklarımızdan bin pişmanız. Allah'ım, hali pürmelalimizi, aczimizi görür ve bilirsin. Gizli gizliye karışlarımızı da sadece sen işitirsin. Allah'ım, ümitsizlik vadilerine düşmemize izin verme. Lütfuna ihtiyacımız sonsuz. Allah'ım, şayet kovarsan kapından, hangi kapıya gideriz? Allah'ım, azabından, gazabından, ikabından sen koru. Huzurunda kulluk tasmasıyla duran bu boynu bükük kulları, Allah'ım cennetine koy. Orada ne diyeceğimizi lisanımıza sen yerleştir. Hüsran mıdır kabirdeki halimiz, bilmem nedir? Allah'ım, azabınla cezalandırsan da bizi, bin sene rahmetinden ümidimiz kesilmeyecek bir an bile. Allah'ım, bağışlayıcılığının lezzetini duyur gönlümüze. Evladı hayalin, malın mülkün fayda vermediği o günde, Allah'ım tutmazsan elimizden, zayi olur gideriz biz. Fakat koruyup kollarsan, kaymaz ayaklarımız yerinden. Allah'ım, sadece muhsinleri affedersen, eğer sen hevasına yenik düşmüş mücrimleri bulunur mu ki affeden? Allah'ım, takva talebinde kusur etmişsek şayet, işte huzurundayız. Tevbe ediyoruz, günahlarımızı affet Allah'ım. Dağlar cesametinde olsa da günahlarım, dağlar büyüklüğünde olsa da günahımız, affın bizim günahımızdan daha büyüktür. Bağışlanma istiyoruz Allah'ım. Cahillik edip günahlara dalmış olsak da, kulum ümidini kesmesin nidası hep kulağımızda. Allah'ım, lütfunu hatırlayınca bütün korkularımız eriyor. Günahlarımız zihnimize hücum edince gözlerimizden yaşlar geliyor. Allah'ım, sürçmelerimizi görmezden gel. Günahlarımızı sil ya Rabbi. Bin pişmanız yaptıklarımızdan, kalbimizdeki yangındır buna delilimiz. Allah'ım, bir çareyiz. Rahmetini ve fazlını istiyoruz. Allah'ım, senin ihsan kapından başka hiçbir kapıyı çalacak mecalimiz yok. Allah'ım, bizi huzurundan uzaklaştırma. Ya Rabbi, seven gönüller gece uyumaz, dua eder, yalvarır. Gafillerin yaptığı tek şey ise kulağı üzerine yatıp uyumaktır. Allah'ım, kulların hep senin bol rahmetini ümit ederler. Ve cennet bahçelerinde ebediyen kalmak isterler. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, bizi cennetinden mahrum etme. Ya Rabbi, kurtuluşa erdir bizi. Allah'ım, Habibin Hazreti Muhammed Mustafa hürmetine, o nebiler serverine gönül veren, onu canından çok seven salih kulların hürmetine, Ya Rabbi, bizleri de affeyle. Bizleri de cennetine koy, cemalinle müşerref kıl. Bu mübarek günde dualarımızı kabul eyle. Tuttuğumuz oruçları kabul eyle. Kıldığımız namazları kabul eyle. Sevabına sevap kat ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.